Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni Brawl Pass sezonu sadece 25 saniye sonra geliyor ve Colette'i alacağız. Colette'i maxlayacağız abi. Bir önceki sezondan gördüğünüz gibi 33 tane büyük kutum var. Hatta ilk sezondan kalan kutularım da var 5 tane. Bakalım bu kalan kutular kalacak mı, onu da çok merak ediyorum. Eğer Colette'le daha fazla video istiyorsanız dostlar, bu videoya sizden rekor bir like bekliyorum. Bir tane like atmayı, bir de yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hemen gelir gelmez başlayıp hemen alacağım. Artı 10 seviye şeklinde alacağım abi. Evet, şu anda yeni sezonumuz geldi arkadaşlar. 0 saniye. Ve evet, şu anda yeni sezonumuza geldik. Ve Star Park'a hoş geldin. Hemen artı 10 seviye şeklinde alıyorum. Şu anda aldım arkadaşlar. Ve hızlıca devam edeceğim. Ve önce Colette'i alacağım. Şuradan 30-30 devam ediyorum. Bir dakika, şuradan bir bakalım abi. Gene 30'da olması lazım. Bir dakika, burası değil. Evet, şu anda 30. seviyeye kadar açıyorum hızlı bir şekilde. Şuraları açalım. Bayağı bir taş gidecek, o yüzden yani bu kadar taşın gitmesi hatırına bile bir tane like atarsan sevinirim bro gerçekten. Önce Colette alacağım, ondan sonra kutuları açacağım. Her sezon bir hata yapıyorduk ya. Önce kutuları açıyorduk, yani sırayı bozmuyorduk. Halbuki şu anda önce Colette alabiliyorum. Onu yapacağım. Ve hemen 30 seviyeye geldim. Evet arkadaşlar, şu anda Colette'i hızlı bir şekilde alıyorum. Colette'i çıkarttık. Kromatik savaşçı Colette geldi. Şimdi hemen arkadaşlar şuraya bir bakmak istiyorum. Evet, önceki sezondaki kutular duruyor. Hatta kalan, ilk sezondan kalan savaş kutuları da bu sezona aktarılmış. Yani hepsi duruyor arkadaşlar. Hiçbiri gitmemiş. Hemen şuradan Poco Star'ı da alıyorum. Gerçekten çok güzel. Şuradan devam. Evet, tabii Colette'e bol bol güç puanı çıkartacağız. Hemen şuradan güç puanlarını toplayalım ve mümkün oldukça hızlı bir şekilde maxlamak istiyorum. Şunları bir alalım abi. Ver Colette'leri. Ver. Güzel. Çok iyi. Bu sayede muhtemelen, yani şeyi çıkartabilecek miyim çok emin değilim. Aksesuarını ve yıldız gücünü çıkartabilecek miyim ondan emin değilim arkadaşlar, ama elimden geleni deneyeceğim. Ve yeni Star Park geldi. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti bu tema. Ve bu arada 3 tane gördüğünüz gibi bedava pin, yani rozet de açıldı. Hemen hızlıca devam ediyoruz. Tabii ki bunu Colette'e vereceğim. Şuradan devam. Gerçekten güzel. Yani şöyle direkt maxlamak açısından bence güzel bir şey. Olay. Yani hani biraz taş veriyoruz ama sonuçta karakteri maxlamış oluyoruz eğer. Hani tamam, biraz pahalıya mal oluyor ama olsun. Sonuna kadar değer diye düşünüyorum. Şunu da alalım ve şimdi kaç seviye oldu? Neyse, biraz daha açalım. Şimdi maxlandığı zaman hemen yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Şunu seviyeye göre sıralayacağım. Çünkü boşu boşuna kutu açmak istemiyorum. Belki kutulardan yıldız gücünü falan çıkartacağız ya. Evet, şu an kaç oldu mesela? 7 seviye oldu. Pardon, 8 seviye mi oldu? Galiba 8 seviye oldu. Çok güzel. 9'a çok az kaldı. Bir iki tane daha kutu açacağım ve şunları açalım. Tamam, çok iyi. Çok az kaldı abi. Ondan sonra hemen şeyleri açmaya başlayacağım. Kutulara devam edeceğim ve maxlamaya çalışacağım. Şu an max oldu galiba. Hemen bir daha bakıyorum. Hiçbir kutu bile boşa gitmesin. Çok güzel abi. Şu an 9 seviye oldu. Şimdi yıldız gücü ve aksesuarı çıkartmaya çalışıyoruz. Daha bayağı da bir kutumuz var. Dediğim gibi önceki sezondan da kutularımız var. Ve onlarla birlikte inşallah en azından aksesuarını ya da işte yıldız gücü birini çıkarırız dediğim anda. İşte bu aksesuarı geldi. Özveri aksesuarı. Kendi canının %40'ı kadar vurmasını sağlıyor Colette'in arkadaşlar. Ve bunu çıkarttık. Tamam, bunu da ver. Ve işte bu, yıldız gücünü de çıkarttık arkadaşlar. Ağır vergi. Diğerlerini hiç açmıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi max bir Colette'imiz var. Hemen bunu seçelim. Ve hemen şuradan yıldız gücü, ağır vergi, saldırının isabet ettiği düşmanlar ileriye kadar püskürtülüyor ulti ile beraber. Ve hemen şimdi bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir hesaplaşma modunda nasıl olur diye merak ediyorduk ya. Hemen hızlıca onu bir denemek istiyorum. Yani hesaplaşma modunda, çünkü sürekli %35 hasar verdiği için biraz zor olacak. Bir tane deneyeceğim abi. Tek hesaplaşmada bir tane deneyelim. Yani Colette ağırlıklı demeyeyim, aslında takım oyunlarında oynanacak bir karakter arkadaşlar. Bu arada tabii kutulara sabit bir hasar veriyor. O güzel. Yoksa hani kutulara da %35 verse kutuyu kıramayız abi. O olayı bitirirdi. O yüzden öyle bir şey yapmamışlar. O güzel olmuş. Bunu sevdim. Tamam, şunu da aldık. Güzel. Şunlara çok güzel bir şekilde kutuya sağlam vuruyoruz. Tamam, güzel. Şimdi mesela Rosa'yı kolay eritebiliriz ama evet, orayı alamadık. Tamam, güzel lan oğlum, bana gelme.
Evet arkadaşlar, şu anda güzel de vurduk. Güzel hasar çıkarttık. Şunu bir alalım. Şuraya. Evet, şuraya bir tane. Vur oğlum bir tane. Tamam, güzel. Şu yukarıda bir tane daha yük var mıydı abi? Sanki bir yük vardı orada ama nerede o? Aha. Dur bakayım, şuradan bir tane. Abi aksesuarla şey yapamadım ya. Dur bir dakika, şeyi merak ettim. Şimdi gücü çok azaldı ya. Evet abi, gördüğünüz gibi orada son vuruş kaç vurdu bilmiyorum aksesuarıyla ama kendi EP'sinin bilmem kaç işte şeyini vuruyor. Bak şöyle bir gidelim gelelim. Bak şimdi. 2912 vurdu arkadaşlar. Yani kendi HP'sinin bayağı bir %40'ını vuruyor yani. Son vuruşu aksesuarla yapmak lazım. Hemen şöyle gidelim. Bu arada oyun içi müzikleri ve sesleri de kullandım bu videoda. Hoşunuza gitti mi? Onu da yazabilirseniz çok sevinirim. Normal müziği mi tercih ederseniz oyun içi müziğini mi? Onu da yazabilirsiniz ve ilk galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Şimdi biraz savaş topunda devam etmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi 100 kupaya kadar zaten savaş topunda botlar genellikle geldiği için çok seri bir şekilde kasılabiliyor. Hemen bir deneyelim takım oyununda nasıl olacak. Yani full bot gelmiyor ama bot gelme şansı yüksek, öyle söyleyeyim. Bak mesela şu anda bunu öldüremeyebilir bile ama neyse ki öldürdü. Bak mesela görüyor musun abi? Yani El Primo'ya ne kadar vurduğunu gördünüz arkadaşlar. Gerçekten vuruyor. Şöyle rahat bir şekilde golümüzü attık. Colette güzel karakter abi. Colette gerçekten iyi karakter. Bakın şimdi mesela hoppa. Hadi bakayım, hepiniz orada kalın öyle. Aferin size. Aferin oğlum. Gel iş. Gel bakayım buraya. At onu. Lan. Ay sen trick shot'ına. Aha. Yalnız dayı. Evet, bot değil mesela. Türk bir arkadaşımız geldi. Ve hemen bir tane daha maça giriyorum. Keşke çıkıp tekrar girseydim bu arada. Hemen çıkıp girmek daha iyi oluyor. Arada biraz saniye kaybediyoruz ya. Onu hiç kaybetmemiş olurduk. Neyse ama kolay bir şekilde maksadık arkadaşlar. Daha bayağı da bir kutum kaldı. Geçtiğimiz sezondan kutular falan da kaldı. İyi yani. Colette'in tabii özellikle takım oyunlarında bakın mesela El Primo'ya 2600 vuruyor abi. 2600. Şimdi bu karakter takım oyunlarında alınmaz mı yani? Hani alınmaz mı? Bana niye attın ya? Tamam hadi ben alıyorum, tamam. Hoppa, alamadım, atamadım. Abi atamadım işte ya. Al işte. Tam da boş kale güzel gol atacaktık. Neyse. Hepinizi alırım. Şöyle atalım. Tamam. Tamam, siz orada takılın abi. Hiç öldürme, öldürme, öldürme. Gerek yok la, öldürme, öldürme. Moruk, öldürmene gerek yok. Ben zaten geçmişim. Ha, al. Direkt otomatik atak basınca kaleye vuruyor bu arada. Hani bilmeyen arkadaşlar olabilir belki. Ben öyle yapıyorum genelde. Bak bak bak. Hoppa. Şuradan aksesuarla bir tane daha vuruyor. Ve işte bu. Dayı ile beraber ikinci maçımızı da aldık. Şimdi çıkacağım, tekrar gireceğim bir kere daha. Hemen yeni bir maça daha giriyorum. Colette gerçekten güzel karakter. Evet, Colette Barda'ya karşı. HP'si az olanlara biraz zor tabi. HP'si yüksek olanlara daha iyi vuruyor ama olsun, güzel. Atom'da adam ki güzel. Crow golünü attı. Şöyle bak şimdi, bak bak bak. Hop abi ya, tam atamadım lan. Yalnız ultisi yıldız gücüyle beraber inanılmaz iş yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim lan, Crow ne yapıyorsun ya? Abi şaka mısın ya? Heh, nasıl atacağız şimdi bunu bilmiyorum. Atamayacağım ki. Aha attım lan. Var ya, harbi diyorum attım. Evet, bu maçı da kazandık. Colette. Colette iyi çar. Hemen yeni bir maça daha giriyorum. Çıkalım, hemen bir tane daha girelim. Bu arada şu takım sıralamasına bir bakmak istiyorum. Liderlik tablosu. Şuradan hemen Colette. Neredesin Colette? En alttadır. Evet, Colette. Ve şu anda 9. sıradayız. Hemen devam ediyorum. Bakalım kaçıncı sırada olacağız. Tabii bu ilk başta hani ilk gazla böyle bir Türkiye sıralamasına kasıp birinci oldum muhabbetine çok girmek istemiyorum ama hani oluna da bilir tabii ki. Evet, şöyle yapalım. Oğlum atar mısın Tara? Tara kardeşim, atar mısın acaba onu ya? Abi inanılmaz ya. Abi inanılmaz ya. Abi boş kaleye nasıl atamadı ya? Gerçekten Tara'nın orada atması lazımdı moruk.
Yani benim yapacağım bir şey yok. Tara'nın atması lazım da. Tara büyük bir ihtimal bot falan herhalde ya da gerçekten hiç oynamayı bilmiyor. Yok abi, iki tane pozisyon yani boşu boşuna zaman kaybettirdi. Tabi bu savaş topunda hızlı kazanmak biraz şans yani. Yanınızdaki arkadaşların yani bot da olsa kaleye vurması lazım. Bu vurmadı. Al işte. Tamam, son vuruşu iki türlü yapabiliyoruz abi. Bir şey aksesuar, bir de ulti. Ultiyle de güzel vuruyor. Bunu da görmüş olduk. Ultiyle de sağlam hasar veriyor. Şimdi bir kere daha deneyeceğim. Az EP'si yani az canı kalan birisine ultiyle vurmayı bir kere daha deneyeceğim. Hadi artık at artık. Heh, sonunda. Bu arada Sandy Ömer diye bir arkadaşımız, yani gerçek bir arkadaşımız. Evet, şu anda şey yapamadım ve topu alıyor mu acaba dedim ama topu almıyormuş. Hadi artık at ya. Heh, sonunda. Scraper Leon, evet, Tara orada. Hemen golünü attı ve bir maça daha girelim. Seri devam ki. Savaş topu. Yanımıza İmparator ve Ali Muhsin diye iki arkadaş geldi. Hadi bakalım. Tamam, şunları alalım hemen. Hoppa. Evet, 960 vuruyor. Yani ultisiyle de gene belli bir hasar veriyor karşı tarafa. Ama hani son vuruşu yaparken hem gidiyor hem geliyor ya, güzel oluyor abi. Evet, çok güzel bir vuruşla bu maçı da 1-0'a getirdik. Şimdi seri bir şekilde alırım ben onu. Lan oğlum vur 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 adam. Baksana ultiden falan da çok iyi kaçıyorsun. Abi yapma böyle şeyler abi. Ay vurdurma vurdurma vurdurma. Evet, şöyle hemen orayı almam lazım işte bu. İşte bu, güzel güzel güzel. Attırma. Şöyle sana attım. Attım. Al onu ve git kaleye. Çabuk 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 at. Oğlum bir Allah cezanı vermesin senin atacağın topa lan, vursana kaleye. Kale boş zaten ya. Abi kale boştu ya. Heh, onu da aldık. Gel, tamam. Tamam hadi. Heh, at 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 at, ver bana. Ver bana. Abi ya ver bana ya da at lütfen ya. Heh, neyse attı, tamam. Güzel güzel. 1 dakika 14 saniye kala bu maçı da aldık ve yıldız oyuncu yine her zamanki gibi Colette ve bir tane daha maça girelim. Bakalım. Türkiye sıralamasında da ilk onun içerisine girdik yani. Türkiye sıralamasına da girmiş olduk. Colette'le üçlü modda falan kasılır bu arada kupa. Hani tekli modda zor tabii. Hesaplaşma modunda bayağı bir zor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü son vuruşu yapmak için bir tek işte aksesuarla falan öldürebiliyorsunuz. Onun dışında çok çok fazla vurmanız lazım, vuramıyorsunuz yani. Şöyle yapalım, tamam. Mortis de hala bana vurmaya çalışıyor garibim, kıyamam sana. Tamam, devam devam devam. Vur 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 vur. Şöyle yapalım ultiyle. Tamam, ultiyle güzel vuruyor. Hayır hayır hayır. Hayır lan. Lan bir an. Hayır vur, hadi hadi at onu be. Dur bakayım şuradan at, alabilir miyim? Dur. Abi ya. Orada vursam bitmiş işte. Ne gerek var? Yani ne gerek var derken. Niye tutuyorsunuz? Salın beni ya. Allah kahretmesin böyle işi ya. Evet, bir anda bir lag oldu ama sıkıntı yok. Abi şuraya baksana. Son vuruşu yapmak da çok çok kötü ya. Gerçekten kötü yani. Evet, onu atar mısın artık? Hadi oğlum. Hadi kocuğum at onu. Kale boş mu acaba bilmiyorum ama yok, o da öldü ya. Tamam, o da gitti. Abi gitti, şeyi çekti. Tareti çekti, gördün mü? Çok güzel gidişte ve dönüşte güzel vurduk gene. Vur şuna bir tane daha. Vur şuna bir tane daha. Hadi oğlum Mr. P at artık o golü ya. Abi ne golmüş ya. Bir saattir atamadık. Hadi Mr. P at. Hadi at onu. At onu. İşte bu. Nator golünü attı ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Şu anda kaçıncı sıradayız bakalım ama Colette gerçekten çok güzel. Colette'le farklı videolar istiyorsanız mutlaka dediğim gibi videoya bir tane de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu anda 10. sıradayız.
Şu anda gördüğünüz gibi 10. sıradayız arkadaşlar. Eğer Colette'le daha fazla video istiyorsanız mutlaka videoya bir tane like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve Nono Live canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.